Saygıdeğer izleyenler, şu anda bir eski muhtar arkadaşımızla beraber SGK ve Bağkur primi üzerine sohbet edeceğiz. Kardeşimiz öncelikle esnaftı, sigorta ödüyordu. Sigortalı iken yaşadığı, doğduğu, büyüdüğü memleketi Pelitli Yatağı muhtar oldu. Muhtarlıkta primi ödendiği halde kendisine tesadüfen sordum, emekli misin? Muhtarım dedim. Muhtar olmasam emekliydim abi dedi. Şimdi muhtar olmasa nasıl emekliymiş? Bir de muhtarlığın kendilerine getirisini ve götürüsünü kardeşimizden öğrenelim. Önce sizi tanıyalım beyefendi. Evet, ben Ünye Pelit Yatak doğumlu Burhan Öztürk. Geçmiş dönem 2019-2024 yılları arası mahalle muhtarlığı yaptım. Kapanmış bir beldede. Güzel. Muhtarlık bir gönül işi. Çok güzel. Biz de memleketimize gurbetlerde yaşayıp gelip oralarda hizmet edelim diye fedakarlık yaptık. Allah da nasip etti. 5 yıl görev yaptık. Bir şeyler yaptıysak insanlarımız bize dua ederler diye düşünüyoruz. Fakat sorduğunuz soruya gelince, evet, ben muhtar olmadan önce yaklaşık 5700 gün SSK primim vardı, ödenmiş. Ve hep o dönemde bir an önce EYT çıksa da emekli olsak diye bekliyorduk. Gün geldi, EYT çıktı. Biz de EYT çıktığında emekli olacağız diye beklerken bir anda SSK kurumuna gittim. Ben nasıl emekli olabilirim, evrak ne gerekiyor diye arkadaşlara soru sorduğumda bana dediler ki muhtarım sen emekli olamazsın. Dedim hayırdır? Dedim muhtarım sen dedi muhtar Bağkur'una geçmişsin. Dedim ne muhtar Bağkur'u, devlet muhtarın SSK'sını ödemiyor mu diye sorunca dedi yok dedi, valilik tarafından muhtarım size dedi muhtar Bağkur'u. O yüzden de sen EYT'den değil sen 9000 gün prime tabisin. Çünkü son 3,5 yılın hangi kurumda geçmişse o kurumdan emekli oluyorsun diye söylenince tabii ki orası başımıza çöktü. Muhtar oluncaya kadar kaç günüm vardı? 5700 günüm vardı. 5700 günüm vardı. EYT çıktığı zaman emekli oluyordum. Tabii direkt emekli oluyordum. Hiçbir, yani muhtar olmasam, hiçbir iş yapmasam, bekleseydim sadece bugün yaklaşık 2 yıl oldu herhalde EYT çıkalı. 2 yıldır emekli maaş alan bir vatandaş olacaktım. Fakat bunu özellikle niye söylüyorum? Öncelikle tüm Türkiye'de seçilen bütün evet, 50 binin üzerinde muhtar arkadaşımız var. Ben hepsini öncelikle tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Çok güzel. Fakat arkadaşlarımın şunu bilmesini istiyorum. Tüm Türkiye'deki muhtar arkadaşlarım, bakın benim gibi yıllardır SSK prim ödemiş olabilirsiniz. Muhtar olduk. Devletimiz bizim SSK'mızı ödeyecek diye sakın böyle bir şey beklemeyin ve düşünmeyin. Kesinlikle 1 Nisan'dan itibaren Bağkur'a geçtiniz. Son 3,5 yıl Bağkur'da geçtiği anda 9000 gün prime mecbur ve mahkum olacaksınız. Lütfen sizden ricam, size de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Vallahi yapacak bir şey yok. Sonuçta kanun diyor ki son 3,5 yıl hangi kurumda prim ödemişsen o prim üzerinden emekli olacaksın. Muhtarlar da doğal olarak son 3,5 yıl Bağkurlu oluyorlar. Muhtarın muhtar olduğu halde gidip SSK ödeme şansı yok. Böyle bir hakkı yok. Muhtarsın. O zaman Sayın Öztürk, siz kanun yapıcı milletvekillerine, meclise, dolayısıyla Cumhurbaşkanı'na buradan seslenin. Sizin yaşadığınız olumsuzluğu bundan sonra görev alan muhtarlar yaşamaması için nasıl bir yol izlemeleri gerekir? Nasıl bir yasa çıksın ki sizler emekli olasınız? Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın muhtarların SSK'sının ödendiğini sandığını düşünüyorum. Çünkü yıllar önce Cumhurbaşkanımız biz artık muhtarların SSK'sının da ödeyeceğiz, primini de ödeyeceğiz, artık bununla ilgili de yapılandırma yaptık, böyle bir kanun getirdik dediğini bildiğim için benim gibi gurbet görmüş, iyi kötü eğitimi olan bir insan bile gidip ben SSK'lı mıyım, Bağkurlu muyum diye araştırmadım. Direkt kendimi SSK'lı
düşündüm. Muhtar olduğum için devlet primi mi ödüyor? Hiç böyle bir şeyi araştırma lüzumu duymadım. Fakat muhtar olduktan sonra ve bu golü yedikten sonra bütün SSK'ya da gittim, Muhtarlar Derneği'ne de gittim. Yani şunu araştırdım. Tüm şu anda 54 bin muhtar arkadaşıma ve Türkiye'deki yetkililere, İçişleri Bakanlığı'na soruyorum. Muhtarlık meslek olarak ne mesleği? Bana hangi lütfen kategoride? Lütfen yani biz şoförler odası mıyız, bakkal mıyız, market miyiz, kuaför müyüz, terzi miyiz? Biz meslek olarak neyin Bağkur'unu ödüyoruz? Bir, seçilen belediye başkanına SSK ödüyorsunuz. Seçilen muhtar nasıl Bağkurlu? Lütfen binlerce bu dönem, binlerce de geçmişten seçilen muhtar arkadaşlarım adına ben bu sorunun cevabını yetkililerden, makamlardan, bakanlıklardan talep ediyorum. Bana da bu fırsatı verdiğiniz için Ahmet abi çok teşekkür ediyorum. Biz size geçmiş olsun dileğinde bulunuyoruz. Ve saygıdeğer izleyenler, ben kendisinin de eski bir meslektaşıyım. Muhtar muhtarı anlar. Hani Nasrettin Hoca demiş ya, hastaneye gittiğinde vallahi demiş doktor bey bana demiş ağaçtan düşeni getirin. Benim derdimi o anlar demiş. Saygıdeğer izleyenler, saygıdeğer seçilmiş atanmış yetkililer, mağdur olmuş muhtar kardeşimiz emeklilik bekler iken 3,5 yıl daha sigorta ödemek mecburiyete kaldığı için Muhtarlar Federasyonu olarak devletin tüm yetkililerini harekete geçirin ve 50 bin küsür muhtar Bağkur'umuz ödeniyor diye biz emekli olacağız diye heveslenmesinler. Heveslerini kursaklarında bırakmamak için bu kanunu çıkarın. Muhtarımın da bahsettiği gibi muhtarlık mesleklerin hangi kategorisinde sayılıyor bunu kamuoyuyla paylaşın diyor. Saygılar sunuyorum.